Türk pop müziğinin en önemli sesi, bestecisi, yazarı ve oyuncusu Gökhan Tepe'yi Ağaçta Peyzaj AŞ'de misafir ediyoruz. Hoş geldiniz Gökhan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu güzel giriş için. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Teşekkür ederim. Müzik çalışmaları nasıl gidiyor? Öncelikle müzikten başlayalım. Sürekli çalışmayla gidiyor. Bu sıra pandemi sürecinde daha çok üretime zaman ayırmayı başardık. Zaten zamanımızın çoğu evimizde geçiyor. Ben stüdyomu da evime taşıdım. Aa, ne güzel. Daha fazla müzikle haşır neşir olma şansım oldu. Evet. Zaten hayatımızın tamamını kaplıyordu. Biraz daha vakit ayırdık. Güzel sonuçlar aldım. Güzel şarkılar çıktı. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Yeni çıkacak albümlerde yerini alacak birçok besteyi şu anda hazırladık. Sanatçı dostlarımla paylaştım. Yine çalışmaya devam ediyorum. Bestelemeye devam ediyorum. Pandemi en çok sizin sektörü etkiledi bu şekilde ama yani yine bizim, evinizde böyle bir ortam yapmakta bir farklılık oldu sanırım. Tabii tabii. Yani bebeğim oldu. Daha henüz ufak, 14 aylık. Onunla birlikte de çok fazla zaman geçirmek istiyordum. O yüzden böyle bir karar aldım. Evet. Birçok arkadaşım da benim gibi yaptı. Stüdyolarını aileleriyle birlikte olmak üzere evlere taşıdılar. Bu pandemi gereği olan bir şey oldu açıkçası. Peki oyuncular neden ara verdiniz? Yani kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Daha çok müziğe ağırlık verdim. 2010'lu yıllarda daha çok müzikle haşır neşir olmaya başladım. Daha fazla müziğe mesai ayırdım. Daha çok beste talebi geldi. Bu talebi karşılamak için daha çok söz hakkı zorunda kaldım. O yüzden biraz uzak kaldım. Bazen özlediğimi hissettiğim anlar oluyor tabii ama genelde şu anda müziğin içinde huzurluyum. Peki İstanbul'daki yeşil alanların artırılmasıyla ilgili yapılan çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyorum açıkçası. Yani İstanbul çok önemli bir şehir ve tabii çok büyük bir yapılaşma var. Çok betonarme yapımız var. O yüzden ne kadar çok yeşillik o kadar çok mutluluk diyorum. Evet. Sizce gelecek nesillere, çocuklara nasıl bir İstanbul bırakmalıyız? Temiz hava alacakları, temiz bir İstanbul olmasını dilerim. Güvenilir yapıların olduğu bir İstanbul olmasını dilerim. İstanbul'un önemli yerlerinin korunmasını dilerim. Evet. Bir Suriçi, eski İstanbul tabiriyle oranın çok daha güzelleştirilmesini ve daha turistik hale getirilmesini dilerim. Her şeyden önce yeşil bir İstanbul dilerim. Evet, yeşil bir İstanbul. Yeşile ve doğaya bakış açınız bu şekilde. Evet. Peki olsa da olur mu dersiniz, yoksa yeşil ve doğayı sevip sahip çıkmak sizin bir yaşam biçimi olmalı mı dersiniz? Yeşile sahip çıkmak, yeşili korumak insanlık görevi olmalı. Bu saatten sonra hele hele İstanbul'da yeni jenerasyon yaşayan, daha sonra yeni oluşacak jenerasyonların hepsinin görevi olduğunu, ailelerinin, öğretmenlerinin öğretmesi gerekiyor kuşağa. Çünkü yeşillik demek, nefes almak demek. Bir kere şeyden başlamak lazım, çöpleri ayrıştırmaktan başlamak lazım. Yani hani atıkları ayrıştırarak yeşili koruyabiliriz belki de. Hani dışarıya biraz daha sevmek lazım. Yeşili biraz daha sevdirmek de lazım. Daha çok sevmek lazım. Ya sadece burada tabii mecraların değil, insanların da buna katkıda bulunması, toplumların da buna katkıda bulunması gerekiyor. Peki son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil alanlarını artırmak için kent ormanları, yaşam vadileri, park çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Gayet güzel. Devamını diliyorum. Dediğim gibi benim de daha henüz çok küçük bir bebeğim var. Onun çok daha yeşil bir İstanbul'a hakkı var. Bunun için yapılan çalışmaları son derece yerinde buluyorum. İnşallah daha da çoğalarak artar. İnşallah. Peki Ağaçta Peyzaj AŞ için neler düşünüyorsunuz? Çok güzel bir yeriniz var bir kere. Ben daha önce gelmemiştim. Buraya ilk defa geliyorum. Ferdal abi sağ olsun davet etti. Henüz gezme imkanı bulmadım. Tabii yapılan işler çok mühim, çok kıymetli. O yüzden tüm personeli tebrik ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah yine yeşile doyurun bizi yani. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bir şarkı olarak veda etsek olur mu? Şarkı. Tabii. Şimdi siz bunu sosyal medyadan yayınlayacaksınız. Benim de çok sevenlerim var. Özellikle birçok şarkının tabii çok şey var ama size bir kuble bir teşekkür ederim söyleyeyim. Çok öyle seviniriz. Kapatalım. Çok iyi olur. Yeşile böyle baktığınız için
diye siz hayalimi şarkıyı. Aa, çok güzel. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.